Merhaba arkadaşlar, yeni derse hepiniz hoş geldiniz. Dersimizin konusu veda haccı, haccetül veda, veda haccı. Arkadaşlarımızla beraber metin tahliline başlatacağız. Evet, dersin girişini Eylem kardeşimiz başlasın. Buyursunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Haccetul veda'a veda hacı. Faradallahul hacca alel muslimine fi evâhiris seneti tâsi'ati lil hicreti. Allah Müslümanları hicretin 9. senesinin sonlarında hacı farz kıldı. Çok güzel. وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فِي الْاِسْلَامِ اَفْوَاجًا اَفْوَاجًا İnsanlar İslam'a grup grup girdiler. Evet, grup grup, bölük bölük, dalga dalga İslam'a girdiler. فَعَزَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الْحَجِّ عَلَى الْحَجِّ Peygamber Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca karar verdi. Evet, azmetti, kastetti, karar verdi. Ve kharece ma'ahu adedun kebirun cidden minel muslimine. Çok sayıda, ha. Müslümanlardan oluşan çok sayıda bir grupla çıktı. Kharece çıktı. Adedun kebirun ma'ahu. Yani çevirinde bir hata söz konusu değil ama burada kharecenin faili adedun kebirun. Yani büyük bir sayıda insan, yani birçok insan haraca çıktı. Ma'ahu peygamberimizle beraber. Evet, devam ediyoruz. Fil hamise ve işrine min, hocam minden sonrakini nasıl okuyacağım? Minel müslimin, şurası değil miydi? Ha, şurası. Fil hamise ve işrine min zil ka'deti. Kıyade de zil ka'de diyelim buraya. Ha, zil ka'de. Min zil ka'de, zil fil, ka'de ay ismi. Evet. Min zilkadeti, zilkadenin 25'inde. Evet. Ve lemme vasalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ila Mekke'te. Zilkadenin 25'inde Mekke'ye ulaştı. Ulaştığında, ulaşınca. Yani aslında şöyle, İşte ilk çevirin güzeldi. İlk çevirinde de sorun yoktu. Hazreti Peygamberimizle beraber birçok insan Zilkade ayının 25'inde veda haccı için yola çıktılar. Şimdi burada yeni bir cümleymiş gibi başlarsanız daha güzel tercüme olur. Yani velemma vasale şart cümlesi. Cevap bekleyeceğiz çünkü birazdan. Velemma vasale nebiyyü ila Mekke'te, Mekke'ye ulaştığında evet. İçtema'a fil Ka'beti havaley mi'eten ve erba'ine elfen minel muslimine. 140 bin Müslümanla toplandı. İçtema'a ve erba'ine. Mi'eten ve erba'in çok güzel. 140 demek. 140 bin civarında. Havale yaklaşık olarak civarında diye tercüme edebiliriz. Yaklaşık 140 bin Müslüman ile Kabe'de toplandı. Aslında içtema'a toplandı. 140 bin Müslüman toplandı yaklaşık olarak. 140 bin Müslüman toplandı. Evet. Devam edelim. Ve hâzâ l-haccu kâne evvel haccin muhtelifin an haccel arabi eyyamil cahiliye. Bu hac farklı idi. Arapların haccın, ha, bu hac Arapların haccından farklı idi. Şuraya dikkat et. Kâne'nin ismine bak. Farklı. Evvel haccin muhtelifin an haccil arabi eyyamel cahiliye. Cahiliye dönemindeki Arapların haclarından farklı olan ilk hac idi. Farklı olan ilk hac idi. Burada tabii şunu yakalamanız lazım kâneyi. Kâne cümlesinin hâzel haccu mübtedasına haber olduğunu görmemiz lazım. Bu hac cahiliye dönemi Arapların haccından farklı olan ilk hacdı. İlk hacdı. Tercümemiz bu. Devam edelim hocam. Fakat mena'a nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem duhulel müşrikine ilel ka'beti.
Müşrikler Kabe'ye girişi yasakladı. Kim? Bir daha. Mena'an nebiyyü. Bir müşrikler daha. Peygamber Efendimizin Kabe'ye girmesini yasakladı. İzin Tam vermedi. Tam tersini söylemen lazım. Bir daha. Mena'a yasakladı. Kim yasakladı? Faili ha, Peygamber Efendimiz müşriklerin Kabe'ye girmesini çok yasakladı. güzel, çok güzel, çok güzel oldu. Evet. Esbaha ehlul hacce cemi'uhum minel muslimine Şöyle el yapayım bakın. muhaddine lillahi azze ve celle. Ha, tamam. Hac ahalisi hepsi Müslümanlardan oldu. Yani hacca girenlerin hepsi Müslümanlar. Evet. Şöyle internette bazen kesintiler oluyor. Fe esbaha ehlul hacci cemi'uhum. Bütün hac ehli. Yüklem şurası arkadaşlar. Esbahanın haberi car ve mecrurla başlayan şibih cümle formudur. Şurasıdır. Fe esbaha ehlul hacci cemi'uhum. Bütün hac ehli ne oldu? Minel müslüminel muvahhidine lillahi azze ve cel. Cenab-ı Allah'ı bir bilen muvahhid Müslümanlardan oldu. Esbahanın haberi car ve mecrur yapısı. Esbaha kâninin kardeşlerindendir. Ehlül hacci, burası ismi arkadaşlar. Minel müslümine başlayan kısım ise, burayla başlayan kısım da yüklemdir. Yüklemimiz şibih cümle formunda gelmiş. Devam edelim. Sesim geliyor mu hocam? Evet, sesin geliyor şu anda. Hı, tamam. Kusura bakmayın, bir ara internet gitti de yine geldim. Olur, buyur. Ve kad nezelet ala nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ayatu. Peygamber Efendimiz'e bu ayet indi. Ayetu el yevme. Böyle devam edersen daha güzel olur. Devam et. Ayetu el yevme ekmeletu lekum dinukum. Sizin el yevme dininiz... ayet olduğu için istersen müsaadenle ben bakayım. Tabii hocam. El yevme ekmeltu lekum dinekum. El yevme bugün demek arkadaşlar. Başındaki elifle marife kılıyor. Bugün ekmeltu lekum dinekum. Size dininizi tamamladım. Ekmeltu mükemmel kıldım demek aslında. Ben tamamladım diye çevirdim ama bugün dininizi kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Nimetimi üzerinize tamamladım. Nimetimi üzerinize tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا İslam'ı din olarak size seçtim diyoruz. رَضِيْتُ razı oldum, eşittir seçtim. Din olarak size İslam'ı seçtim. Bu ayet indiğinde وَقَدْ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ayetu bu ayet indi. Yani kaynaklara göre arkadaşlar, müfessirlerimizin görüşüne göre Veda Haccı'nda nazil oluyor. Hatta son ayet olduğunu rivayet edenler de var. Bu ayet-i kerimenin. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Sizin için nimetimi, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve din olarak size İslam'ı seçtim. Evet, bu ayet nazil oldu. Devam edelim hocam. وَلَمَّا سَمِعَ السَّحَابَهُ عَلَيْهِمْ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَاتَ Ayete, ayete, tekil ya. Ayete, hazihi ayete. وَلَمَّا سَمِعَ sahabe işittiğinde bu ayeti Allah'tan işittiğinde ve semi'u kavlen nebiyyi şurası peygamber cevabı şart olacak. Arafu, ona göre okumaya çalış. Evet. Ve semi'u kavlen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem inde cemreti cemretil akabe. Akabetin. Akabe cemreti, bu şeytan taşlamanın son şeytan taşlama mekanı burası. Müsaade edersen burayı yani yine şey karışıyor, ben okuyayım müsaadenle. Tabii tabii hocam, buyurun. وَلَمَّا سَمِعَ السَّحَابَةُ عَلَيْهِمْ رُضْوَانُ اللّٰهِ Burası bakın, dua kısmı şurası aleyhimden itibaren. Sahabe işittiğinde, bu ayet-i kerimeyi sahabe işittiğinde, aleyhim onların üzerine rıdvanullahi, Allah'ın rızası olsun. Azze ve Celle. Aziz ve celil olan Allah'ın rızası olsun. Hadihil ayete semi'anın meful oldu. Lemma semi'a sahabetu
هَذِهِ الْآيَةَ Sahabe-i kiram bu ayeti işittiklerinde hem de وَسَمِعُوا işittiklerinde yine atıftır bu semi'anın üzerine işittiklerinde قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Hazreti Peygamber'in sözünü عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَ Akabe Cemretü Akabe'nin yanında yani son şeytan taşlama mekanı arkadaşlar. Onun yanında Hazreti Peygamber'in şu okuyacağımız sözünü de işittiklerinde Huzû annî menâsikekum felallî lâ ehuccu ba'de âmî hâzâ Benden diyor farzlarınızı, menasiklerinizi alınız. Felallî umulur ki ben lâ ehuccu ba'de âmî hâzâ Bu yıldan sonra sizinle beraber hac edemeyeceğim. Yani bu benim son hacım. İlk ve son hacı zaten arkadaşlar. Yani umulur ki kelimesi burada umulur ki'den ziyade belki diye çevirelim daha güzel olur. Belki bu seneki bu haccım son haccım olur diyor. O yüzden benden alacağınızı alınız buyuruyor. Sahabe-i kiram bu ayeti ve bu hadisi şerifi şu an okuduğumuz hadis-i şerifi işittiklerinde lemmanın cevabı geliyor. Buyurun. Arefu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem seyyufariquhum gariben ile rafiqil e'la Peygamberin ayrılacağını bildiler. Evet. Anladılar. Evet. Baştaki kelimeyi nasıl okuyacağım hocam? Okuyamadım. Febekav buka'en şediden. Febekav buka'en şediden. Evet. Refiki alaya ulaşacağını bildiler ve ağladılar. Evet, çok hüngür ağladılar. Hüngür ağladılar, şiddetli ağladılar, çok evet. Ağladılar ya da. Aynen. Evet, cevap yaptık lemmaya. Arafu kelimesini. Onlar anladılar. Bu ayet ve bu hadisi işittiklerinde arafu bildiler. Neyi anlayıp bildiler? Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in annenin haberi geliyor. Seyyufariquhum onlardan ayrılacağını gariben yakında onlardan ayrılacağını anladılar. İller rafiq ile ala Cenab-ı Allah'ın huzuruna. Yani vefat edeceğini anladılar. Febekav ağladılar. Bekav. Buka en şediden çok ağladılar. Evet çok ağladılar. Şimdi devamına geçeceğiz. Okumak isteyen varsa söz istesin arkadaşlar. Okuyabilir miyim hocam? Evet. Kim okumak istiyordu? Benim hocam Pınar. Pınar tamam. Bayram. Şimdi söz sizde. Buyurun. Tamam hocam. Hutbetü hacjetil veda'i veda haccı sümmiyet hazihil hacjetu hacjetel veda'i bu hac veda haccı olarak isimlendirildi. Evet. Li'ennen nebiyyi kâne yuvetti'u fihal müslümine. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada Müslümanlara veda etti. Evet. Kâne yuvedi'u veda ediyordu değil mi? Veda ediyordu. Evet. Veda ediyordu. Evet hocam. Evet. Haysu sâre ile nemirate ve hiye mendikatun fi arafeti. Bir dakika hocam. Nemire mekan. Doğru, evet hocam. Evet. Nemire'ye doğru yürüdü. Ve hiye o Arafat'ta bir kıtadır, bir bölgedir. Ve teşede ala ful müslümine fi bedni vadi Urne. Sonra Müslümanlar Urne Vadisi içinde 10 bin Müslüman toplandı. Fekamen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu fihim hutbeten camieten. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem topluluğa hitaben onlara hutbede bulundu. Nasihatte bulundu. Hutbeten camiaten yani özlü bir hutbe diyebiliriz buna. Toplu bir hutbe diyebiliriz. Camia kelimesi burada kapsayıcı demek aslında. Yani kapsamlı bir hutbe irade etti Peygamberimiz. Tamam hocam. Veda'a fiha sallallahu aleyhi ve sellem usulel islami ve kavaidid dini. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada İslam'ın usullerini ve dinin kurallarını koydu. Evet. Fekale fiha ve orada dedi, buyurdu. İnne dima ekum ve emvalekum haramun aleykum. Fi hurmeti yevmikum haza fi şehrikum haza fi beledikum haza. Hocam bunu sondan toparlayayım. Bu gününüz, bu mukaddes gününüz, bu mukaddes ayınız, bu mukaddes beldeniz gibi
kanlarınız da, mallarınız da size haramdır. Çok güzel. Yani kan dökemezsiniz. Birbirinizin kanını evet. dökemezsiniz. Dima'akum ve emvalakum innen ismi haramun da haber arkadaşlar. Haramun aleykum. Kanlarınız ve mallarınız size haramdır. Ne gibi? Bugününüzün haram olduğu gibi. Haram ayların içindeler ya. Bu ayınızın haram olduğu gibi. Bu Mekke beldesinin haram olduğu gibi. Haram bölgesi orası da. Orada 3 ay, 4 haram aylarda arkadaşlar av yapmak, hatta otları bile, ağaçları bile kesmek haramdır. Evet, bu günün cahiliye döneminde de haram aylar olayı var arkadaşlar. Yani Arapların aşina olduğu bir şey bu. Kahurmeti yevmikum hada, bugününüzün hürmeti gibi, haramiyeti gibi. Fi şehrikum hada, içinde bulunduğunuz bu şehirde, bu ayda, haram aylarda. Fi beledikum hada ve bu beldenizde Mekke'de, Mekke'deki haramiyet gibi kanlarınız ve mallarınız birbirinize haramdır. Buyurun. Ela kulli şeyin min emril cahiliyeti tehte kadameyi mevzu'un küllühü. Cahiliye dönemin cahiliye işlerinin hepsi, bütün konuları ayağımın altındadır. Evet. Ve riba il cahiliyeti mevzu'un ve evvele riba eza'uhu ribal Abbasil Abbas ibni Abdülmuttalib. Cahiliye konularından faiz. İlk kaldırdığım faiz Abdülmuttalib oğlu Abbas'ın faizidir. Güzel, güzel. Burada en yakınlarından başlıyor yine. Yani hepsi ayağımın altındadır, hepsi mevzudur, atılmıştır. Ve cahiliye faizleri de atılmıştır, terk edilmiştir, yasaklanmıştır. Ve ilk attığım faiz ise ya amcam Abbas'ın faizidir. Evet, ilk önce ondan başlıyor. Yani onun o anda uyguladığı bir faiz var ki, cahiliye döneminde uygulanan bir adet. Bunu ilk olarak bunu kaldırdım diyor. Ya onu kaldırdıysa artık iş bitmiştir. Buyurun. Vettekullâhe finnisâin. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Velehunne aleyküm rizquhunne ve kisbetuhunne bil ma'rufi. Onların üzerinizde onların yiyecekleri, giyecekleri sizin üzerinizdeki hani haklarıdır diyeyim hocam, böyle cümleyi evet. tamamlamak için. Burada ne güzel bir şey var değil mi? Kadın hakları savunucusu olan insanları hatırlatmak lazım. Kainatın Efendisi'nin veda hacında kadına verdiği değeri gösteren ifadeler bunlar. وَاتَّقُ اللّٰهَ فِي النِّسَىٰ Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Hitap erkeklere tabii ki. Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ma'ruf burada örfe göre demek. Yani genel olarak insanların giyindiği giyeceklerle, yediği yiyeceklerle üzerinizde hakları vardır. Yani bu aşırıya kaçamazlar. Kadınlar da mesela hududunu aşıp sultanlar gibi yaşamak talebinde bulunamazlar. Böyle bir şeyleri yok. Eşlerinin durumları ortadadır. Örf olarak çevresindeki onların durumundaki insanlar nasıl geçiniyorsa, yiyecekleri, içecekleri, giyecekleri nasılsa o doğrultuda talepte bulunurlar ve erkekler olarak diyor ki sizlerin üzerinde kadınların hakkıdır bu. Devam edelim hocam. Tamam hocam. Fakat teraktu fikum malen tedillu ba'dahu in iktesemtum bihi kitaballahi. Size Allah'ın evet, kitaballahi. Tamam hocam. Devamı farklı hocam sanki. Neyse bir oraya okuyalım, bir çevirelim. Tamam hocam. Size ona sıkı sıkıya sarıldığınız müddetçe asla delalete sapmayacağınız Allah'ın kitabını bıraktım. Çok güzel. Fakat taraktu fikum, size bıraktım, sizin aranızda bıraktım. Ma öyle bir şey ki, ellezi anlamındaki mi arkadaşlar? Meful konumunda burada. Len tadillu ba'dahu, ondan sonra siz delalete gitmeyeceksiniz, sapmayacaksınız. İn eğer i'tasamtum bihi, ona tutunursanız. Şayet ona tutunursanız, ondan sonra delalete gitmeyeceksiniz. Gitmeyeceğiniz bir şey bıraktım. Nedir o? Kitaballahi.
Allah'ın kitabıdır. Ma'nın üzerine bedel olur bu. Allah'ın kitabını size bıraktım. Devam edelim. Ve tes'elûne annî femâ entüm gâilûn. Beni size soracaklar. Ne söyleyeceksiniz? Ya. Fekâle sahâbetü. Sahabet dedi. Neşhedü enneke bellegte ve etteyte ve nesahte. Şahitlik ederiz ki sen ulaştırdın. Yani risaletini ulaştırdın. Yerine getirdin. Bize nasihatte bulundun. Evet. Yani buna şahadet ederiz. Tabii veda hutbesi uzundur. Bunlar kesitler alınmış yani bizim okuduğumuz parçada. Devam edelim. Ve rafe'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem isbe'ahü sebbabete ile semai ve gale. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağını semaya kaldırdı ve dedi. Allahümme veşhed, Allahümme veşhed, Allahümme veşhed. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Evet. Evet. Febeke sahabetu hatta tebellelte li hahum mineddumi. Sahabe sakalları ıslanıncaya kadar ağladılar. Ya sakalları gözyaşlarıyla ıslanıncaya evet. kadar ağladılar. Devam edelim hocam. Sümme sallan nebiyyü salatez zuhri ve salatel asri cem'an bil müslümine. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğlen ve ikindi namazını kıldı. Cem'an cem etti onları, birleştirerek kıldı. Evet, tamam. Evet, bütün mezheplerde vardır arkadaşlar. Burada da Arafat'ta da hacda da namazları cem ederek kılma fetvası vardır İslam dininde. Kainatın Efendisi de o şekilde kılmıştır. Evet, cem ederek öğlen ve ikindi namazını beraber kılmıştır. Evet. Sümme rakiben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hatta vesela ilel arafati arafat ve kafe fiha hatta gurubi şemsi. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bindi hocam ama neye bindi? Vasale, bilmiyorum. Vasale ile Arafat, Arafat'a ulaştı. Arafat'a ulaştı. Ve vakafe fiha orada vukuf yaptı. Arafat'ta bulundu, bekledi, durdu. Evet, tamam hocam, anladım. Güneş batıncaya kadar. Evet, gün batıncaya kadar Arafat'ta bekledi, vakfe yaptı. Arafat'ta vakfe yaptı. Rakibe'ye bir şey verememiştim hocam. Tamam. Olabilir. Tamam, olabilir. Vakafe. Sonra ne var orada? Şurasıydı değil mi? Rakibe. Özür dilerim burayı. Ben de evet, söylemedim. Hocam, burası devesine bindi demektir. Rakiben Nebi Sallam yani devesine bindi. İlâ nâkatihi. Orada gizli arkadaşlar. Devesine tamam, bindi hocam. Ve Arafat'a ulaşıncaya kadar gitti. Kısa evet, kısa olunca metinler bazen hazifler gerçekleşiyor. Orada... At mı dile mi bilemedim. Tamam evet, hocam. Evet, evet. Gün batımına kadar orada vakfe yaptı. Arafat'ta vakfe yaptı. Şimdi birinci evet. parçamız bu. İkinci parçamıza geçeceğiz arkadaşlar inşallah. Hutbetun Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Arafe. İkinci parçayı şöyle açmaya çalışalım arkadaşlar. Şu anda ikinci parça da yükleniyor. Bu da kitabımızın son parçası oluyor. Allah nasip ederse bu dersimizle beraber kitabımızı da tamamlamış oluyoruz. Evet, şöyle sayfayı hemen yansıtayım. Evet, buyurun. Esra kardeşim başlasın şimdi de. Pınar Hanım'a da teşekkür ettik. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Başlıyorum o halde. Buyurun. Ed-Dersü Salis Vefatü Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ade Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'de hacceti vadi'i, hacceti vadi'i ile medinetil münevvereti. Peygamber Efendimiz
Medine Veda Hacı'ndan sonra Medine Münevvere'ye döndü. Evet. Ve meda geçti şehre Zilhicceti ve Muharremi. Zilhicce ve Muharrem ayları geçti. Ve indeme ca'e şehrul sefere, sefer ayı gelince bed'e nebiyyü yeş'uru bil elemi fil re'sihi. Peygamber Efendimiz'in başında bir ağrı hissetmeye başladı. Çok güzel. Fi yevmil vahidi ve semanine ba'del hacceti vadi'i. Veda. Veda'i. Veda'i. Veda haccının 81. gününde şu sure indi. Nezelet suretu. Şu sure indi. Yani 81 gün geçmişti veda haccından değil mi? Evet. 2 aya yakın bir süre geçti yani. Evet. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nesrullahi vel feth ve re'eyten nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe. İza ca'e nesrullahi vel feth, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Ve re'eyten nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâce, ve insanların bölük pörçük Allah şey bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman. Evet. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çok güzel. İnnehu kâne tevvâbâ. O tevbeleri çok kabul edendir. Evet. Bu ayetler nazil oldu. Devam edelim. Fe'arefe nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem biqtirâbi eclihi. Peygamber Efendimiz ecelinin yaklaştığını bildi. Evet. Ve câehu Cibrilu aleyhisselam ve râce'e me'ahul Kur'âne merrateyni. Kur'an'ı 2 defa baştan sonra Cibril aleyhisselam geldi ve Kur'an'ı 2 defa baştan sonra gözden geçirdi. Yani burada 2 defa Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı, okuyorlar. Karşılıklı okuma diye alabiliriz burayı. Karşılıklı okudular. Evet, mukabele baştan sonra yaptılar. Mukabele yaptılar. Tamam. Sümme zâre nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem şühedâe Uhud'in. Sonra Peygamber Efendimiz Uhud şehrini ziyaret etti. Uhud şehitlerini ziyaret etti değil mi? Uhud şehitlerini ziyaret etti, evet. Evet. Ve hayyâhum ve selleme aleyhim aleyhimselâme el-ehyere fid-dünya liyelgâhum fil-âhireti. Ahirette onlarla karşılaşmak için dünyada son selamlayışıyla onlara selam verdi. Çok güzel. Çok güzel. Selamıyla onlara hediye verdi. Evet. Ve ekseren minet duayı lehum, onları çokça dua etti. Evet. Sümme dehale mescide ve sa'ide minbere. Sonra minbere yükseldi. Yani minbere çıktı. Ve kale ve şöyle buyurdu. Ey yuhennas, ey insanlar, inne abden hayyerehu Allahu en yu'tiyehu zuhrufet dünya. Ve beyne ma indehu fehtare ma indehu mevlahu. Böyle Cenab-ı Allah indi mevlahu. Mevlasının insan öyle bir kul ki Allah onu muhayyer bıraktı. Dünya yani aslında kendisini tarif ediyor burada. Abden derken evet. Ben diyor ama adab gereği abden diye hitap ediyor Efendimiz. Ey insanlar, yani burada abden eşittir ben demektir. Peygamberimiz kendisinden bahsediyor. Kul diyor, hayyerehu Allahu en yu'tiyehu zuhrufet dünya. Siz çevirin buyurun. Öyle bir şey, dünya süsü vermek ve... Ya şöyle diyelim, dünyanın süsüyle, yani, dünyanın süsünü kendisine vermek ile Allah'ın katındakini tercih etmek arasında kul muhayyer bırakıldı. Fehtâre mâ inde mevlâhu, mevlasının yanındakini tercih etti. Yani artık gidiyorum diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müsaade edersen, evet. Süre az kaldığı için ben devralayım, olur mu? Tabii hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Fekâme Ebu Bekir radıyallahu anh yebki. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kalkıp ağlamaya başladı. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerinden sonra kalkıp ağlamaya başladı. Ve yekulu, şöyle söylüyordu Hazreti Ebu Bekir. Fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun.
فقد فهم الصديق أن الله عز وجل خير نبيه بين البقاء في الدنيا أو الالتحاق بالرفيق الأعلى، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ربه. Hazreti Ebu Bekir anlamıştı ki Allah Celle Celaluhu kulu nebiyini, sevgili peygamberini dünyada baki kalmak ile refik-i ala olan Rabbinin huzuruna iltihak etmek arasında muhayyer bırakmıştı ve Hazreti Peygamber Rabbine kavuşmayı tercih etmişti. Bunu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz anladı. Evet. Sümme bede'et e'radul merad. Sonra hastalık belirtileri görünmeye başladı. Teşteddu, daha doğrusu şiddetlenmeye başladı. Alennebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in üzerinde ağırlık alametli, hastalığın ağır alametleri görünmeye başladı. Feste'edene zevcatihi, eşlerinden izin istedi. En tümerridahu es-seyyidetu Aişetu radıyallahu anha, Hazreti Ayşe annemizin ona bakması için diğer eşlerinden izin istedi. Fe'edine lehu bidelik. فَاَذِنَّ لَهُ بِذَٰلِكَ Diğer eşleri de buna izin verdiler kainatın efendisine. وَقَبْلَ وَفَاتِهِ Vefatından önce, bir leyletin, bir gece önce طَلَبَ اِلَيْهِ اِبْنَتَهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Fatıma annemizi çağırdı. فَهَمَسَ فِي اُذُنِهَا Kulağına bir şeyler fısıldadı. قَوْلًا فَبَكَتْ Ve Hazreti Fatıma annemiz ağladı. ثُمَّ ضَحِكَتْ Sonra da güldü, tebessüm etti. فَتَعَجَّبَ السَّحَابَةُ Sahabe-i kiram şaşırdılar. وَلَمَّا سَأَلُوهَا Ona sordukları zaman عَنْ سَبَبِ بُكَائِهَا وَضَحِكِهَا Ağlaması ve gülmesinin sebebini Hazreti Fatıma annemize sorduklarında قَالَتْ O da daha sonra tabii ki Efendimizin vefatından sonra söylüyor arkadaşlar. Dedi ki Hazreti Fatıma annemiz قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Hazreti Peygamber bana dedi ki Kâne Cibrilu yu'avidunî el-Kur'âne kulle senetin merraten Hazreti Cebrail yılda bir defa bana Kur'an'ı sunardı, okurdu. Ve innehu a'vedeni hâzel âme merrateyn Bu sene iki defa bana baştan sona Kur'an'ı arz etti, sundu. Ve lâ erâhu illâ hadara eceli Ben ecelimin geldiğini görüyorum bu işte. Febekeytu Böyle deyince Hazreti Fatıma annemiz diyor ki Efendimiz böyle deyince ben ağladım. Sümme kâleli sonra da bana dedi ki ya Fatıma ebşirî fe inneki evvelu ehli luhûkan bi dedi ki sana müjdeler olsun. Sen ailemden bana ilk kavuşacak olan kişisin dedi. Fadahiktu ben de buna sevindim. Sevinç gülücükleri attım. Ve tufiyeti seyyidatu Fatimetu Hazreti Fatıma annemiz vefat etti. Ba'de vefatihi sallallahu aleyhi ve sellem bi sitteti eşhurin. Efendimizin vefatından 6 ay sonra Hazreti Fatıma annemiz de vefat etti. Ve fi leyleti vefatihi vefatı gecesinde emran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz emretti. Eyye umme Ebu Bekrin ennase fi salatil fecri sabah namazında Hazreti Ebu Bekir'in insanlara imamlık yapmasını emretti. Tasalla Ebu Bekir'in imamen lil muslimin. Hazreti Ebu Bekir Müslümanlara imam olarak namaz kıldı. Thumme tudiran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Hazreti Peygamber ölüm döşeğine girdi. Ve ra'suhu ala hicri seyyideti Ayşete. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın başı Hazreti Ayşe annemizin kucağındaydı. Ve kâne yeğuttu kennâimi fî sekeratil mevt. Ölüm döşeğindeki Yani uykuya düşer gibi gözlerini kapatıyordu kainatın efendisi. Yağuttu kennâim, uykudaki adam gibi. Fî sekerâtil mevt, ölüm döşeğinde. Tümme yufîku, yafûku da olur bu arkadaşlar. Sonra yani gözleri bir gidiyor bir geliyordu. Ve yekûlü li seyyideti Âişe, Hazreti Âişe annemize şöyle söylüyordu. Lem yakbidillâhu rûhan nebiyyin hattâ yuryehu mek'adehu minel cenneh. Allah hiçbir peygamberin ruhunu almamıştır. Ta ki cennetteki makamını ona gösterinceye kadar. Ve fi ahiri nez'in lehu kâne sâvsem yekûl ümmeti ümmeti. Son nefesine kadar kainatın efendisi ümmetim ümmetim diyordu. Thümme fâdet ruhuhu eşşerîfe. Sonra mübarek ruhu bedeninden ayrıldı. Ve ekremehullâhu bilikâihi. Allah-u Teala ona
kendisine kavuşmak ile ona ikramda bulundu. Ve kâne kibaru sahabeti fil hâric. Büyük sahabeler dışarıdaydı. Ve telakkavu haber vefâtihi gayre musaddaqîn. Onun haberini kabul edilemez olarak karşıladılar. Ölüm haberini kabul edilemez olarak karşıladılar. Lakin Ebu Bekir radıyallahu anh ancak Hazreti Ebu Bekir temaleke nefsehu nefsine hakim oldu. Ragma izamil musibeti musibetin büyüklüğüne rağmen ve hatabe finnas insanlar arasında hutbe irad etti. Ve telel ayetel Kur'aniyetel kerime ve Kur'an-ı Kerim'in şu ayetini okudu. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed ancak ve ancak Resul'dür, elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ondan önce de elçiler geldiler. اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ Ölürse veya öldürülürse اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Gerisin geriye kaçacak mısınız? Anlamındaki ayeti. ثُمَّ قَالَتْ Sonra şöyle söyledi. Ey insanlar! مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا Kim ki Muhammed'e tapıyorsa فَاِنَّهُ قَدْ مَاتْ Bilsin ki o öldü. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهِ Kim ki Allah'a tapıyorsa فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ Bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür. ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Sonra Hazreti Ali Efendimiz kalktı. وَمَعَهُ Onunla beraber رِجَالٌ مِنْ اَلِ بَيْتِ النَّبِي سَلَسَمْ Hazreti Peygamber'in ailesinden bazı adamlar بِتَقْسِيلِ النَّبِي سَلَسَمْ Hazreti Peygamber'i yıkamak için ayağa kalktılar. قَامَ بِتَقْسِيلِ Yani yıkadılar demek arkadaşlar. وَكَفَّنُوهُ Onu kefenlediler. فِي ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيضٍ Üç tane beyaz elbisenin içine onu kefenlediler. ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ جَمَاعَةً جَمَاعَةً Sonra Müslümanlar grup grup gelip cemaat cenaze namazını kıldılar. Grup grup halinde, farklı farklı gruplar halinde Peygamber Efendimiz'in üzerine cenaze namazı kıldılar. ثُمَّ دَفَنُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حُجْرَةِ السَّيِّدَةِ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Sonra onu Hazreti Ayşe annemizin hücresine, odasına defnettiler. Şu an Mescid-i Nebevi'de bulunan Efendimizin kabrinin olduğu yer Hazreti Ayşe annemizin evidir, hücresidir. Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Kainatın efendisi, onun güzide sahabeleri, mübarek annelerimiz olan eşleriyle beraber bizleri haşr-ı neşr eylesin inşallah. Onların sevgisini kalbimizden asla çıkarmasın. Dersimizi de burada tamamlamış olduk, kitabımızı da tamamlamış olduk. Cenab-ı Allah kitabı hazırlayandan da razı olsun. Derledi, toparladı, önümüze koydu.